Arkası yarın. İmtihan 7. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Halil Güntekin. Montaj Halil Karabacak. Cahide büyük depremde ailesini kaybedince aynı köyde komşusu Sıdıka Ana'nın yanında büyür. Sıdıka'nın oğlu Murat tıp fakültesindeki stajı biter bitmez Cahide ile evlenecektir. Ancak zengin iş adamı Münir Bey'in şımarık kızı Zuhal, Murat'a sevdalanınca işler karışır. Bu sebeple Zuhal'in ailesi Murat'ı Avrupa'da yapılacak tıp fuarına götürmeye ikna ederler. Bunu fırsat bilen muhtarın oğlu Kaya, Murat'ın Avrupa'ya gönül eğlendirmeye, gezmeye gideceğini, köye gelmeyeceğini, kendisinin de Cahide'ye sevdalı olduğunu söyleyince Cahide onu kapıdan kovar. Fena halde sinirlenen Kaya, Cahide'yi kaçırmaya karar verir. Başaramayınca Sıdıka Ana'yı öldürür ve hapse girer. Cahide İstanbul'a bir köylüsünün yanına sığınmıştır. Ancak fakir olan bu ailenin yanında daha fazla kalamayacağını anlayınca yaşlı bir kadının bakıcılığını yapmak üzere anlaşır. Kadın kendisini beğenmiştir. Oğlumdu. Benimle konuşurken hayretler etti. Neden? Neden olacak, senin yüzünden. Seni çok sevdim kızım. Birden kanım kaynadı sana. Sanki ağrılarım bile geçer gibi oldu. Müsaade eder misiniz, perdeleri biraz daha açayım? Nasıl istersen kızım. Ne demiş atalarımız? Güneş giren yere hekim girmez. Oğlum kaç sefer teklif etti perdeleri açmamı ama ben kabul etmedim. Neyse, nasip bu zamanaymış. Ha kızım, ibadetlerimi hakkıyla yapamıyorum diye nasıl üzülüyorum bilemezsin. İnşallah bundan sonra ibadetlerini en iyi şekilde yapman için elimden gelen gayreti göstereceğim. Hep yanımda, benimle kal kızım, olmaz mı? Şimdilik tanışmak için geldim ama ne zaman dersen işe başlayabilirim tabii ki. Ay güzel kızım, sahi kime kimsen yok mu, nereden geliyorsun? Muhtaç olmasam böyle iş aramazdın. Gel otur yanıma da bir anlat bana. Erzincan depremi beni 5 yaşında hem yetim hem öksüz bırakmıştı. Sizin anlayacağınız benim kulluk imtihanım da o zaman başlamış. Allahü Teala mekanını cennet eylesin Sıdıka Ana'nın. Sahiplendi beni. Ah Sıdıka Anacığım. O cani, o ırz düşmanı nasıl kıydı da sana, kırılası elleri nasıl kalktı üzerine. Ah kızım, yaralarını deştim anlaşılan. Yaktın ulan Cahide kahvesi, yaktın bizi. Senin yüzünden 15 yılım geçecek bu hapishanede. Av söylentisi var ağam. Bir vurursa yaşadık demektir. Aç tavuk rüyasında darı görürmüş. Seninki de o hesap. Ne bileyim ağam, öyle diyorlar işte. Ah ulan çulsuzunları. Biz bu dama atılacak adam mıydık be? Kabahat sende ağam. Karıyı öldürmeyecektin. Ne bileyim lan bir sıkımlık canı olduğunu. Sadece konuşturmak için bir tokat attıydım. Yaşlı karı ha, ama başını taça vurdu, öldü. Şimdi işin yoksa sana yar olmayacak kız için 15 yıl 4 ay bu 4 duvar arasında tahliye olacağın günü bekle. Olacak. Değil 15? 25 yılda yatsam çıkınca bulup kendime karı edeceğim o çırpıntıyı. Gel. Boş hayal seninki ha. O zamana kadar evlenir, çoluk çocuk sahibi olur, torunu bilem olur. He, göreceksin. Kocasının yatağından kaldırıp yine emelime nail olacağım. Doktor duymasın bu dediğini ha. Bırak lan şu çulsuzun adını. Evet avukat bey, dinliyorum. Evet. Sahi mi? 15 yıl ha? Az bile vermişler namussuz katile. Bu ceza anamı geri getirmez ama yine de adalet yerini buldu. Evet doğru, her tarafta adamları var. İşin başı bir iki yalancı şahide bakınca. Ne diyorsunuz? Af söylentisi mi var? Bu fena işte. Neyse, teşekkür ederim avukat bey. Görüşürüz. Kimdi arayan Murat? Avukat. Anamı öldürenler hüküm giymiş. Yalancı şahit dinletmişler, avukatları varmış. Ama yine de 15 yıla mahkum olmaktan kurtulamamışlar. Senin hesabına sevindim. Dün seninle konuştuğumuz konuyu ne yaptın, düşündün mü? Hangi konuyu? Doktorluğu bırakıp babamın şirketine genel müdür olma işini. Bunda düşünecek bir şey yok Zuhal. Dün de söyledim sana, ben doktorum, bunun için yıllarımı verdim. Baban şirketine başka bir genel müdür bulsun. Saçmalama. Sen dururken elin adamına niye işe alsın? Ben yapamam Zuhal. Hem daha yeni tayinim çıktı. Haftaya Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde görevime başlayacağım. Ay, hastane. Babam sana zengin bir hayat vaat ediyor. Sen bunu elinin tersiyle itiyorsun Murat. Baştan zengin olmak hayalleriyle yaşamıştım ama şimdi anladım ki boşuna. Hakkıyla doktorluğumu yapacağım, tamam mı? İnsanlara hizmet edeceğim. Belki bu sayede vicdanım biraz rahata kavuşur. Vicdanın rahat edecekse babama yardım et. Biliyorsun yüksek tansiyonu var. Çalışırken tansiyonu yükselip ölebilir. Bence baban çalışırken değil de annenin kahrından ölebilir Zuhal. Sen şimdi annemi bırak da az önceki konuya dönelim. Israr etme Zuhal. Ben doktorluğu bırakmam. Allah kahretsin, bıktım senin inatçılığından. Ne söylesem ne istesem hep olumsuz yanaşıyorsun. Kezban! Buyurun hanımefendi. Bir kadeh buzlu viski getir bana. Baş üstüne. Hayır Kezban, getirme. Baş üstüne beyefendi. Sen benim içkime karışamazsın. Canım içmek istiyorsa içerim. Unutma, hamilesin. İçki karnındaki çocuğa zarar verir. Umurumda bile değil, içmek istiyorum. Bıktım senin bu inatçılığından. Evlendiğimizden beri her isteğime olumsuz karşılık veriyorsun. Oysa ben seni seviyorum. En büyük arzum seninle evlenmekti. Babamın şirketinin başına geçiriyorsan bunun hepimizin iyiliği için istiyorum. Niyeymiş o? Babam ölürse şirket ne olacak, parası ne olacak, bunu hiç düşünmüyorsun. Biz ana kız şirketi nasıl yönetiriz, biraz da bunları düşün lütfen. Peki. Ama bak söyleyeyim, doktorluğu bırakmam, haberin olsun. Ancak boş vakitlerimde şirketle ilgilenebilirim. Al bakalım Ferhan ana, yemeğini getirdim. Sana mis gibi tarhana çorbası yaptım. Sahi mi kızım? Ne zamandır tarhana çorbası içmiyordum. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yemeklerin de senin gibi güzel. Allah'ıma hamdolsun ki seni bana gönderdi. Oh ne güzel. Sen neden içmiyorsun kızım? Benim canım istemiyor Ferhan Hanım. Ne demek canım istemiyor? Dikkat ettim son günlerde yemek yememeye başladın. Hani her şeyde imtihandayız dersin. Sıkılman neden? Acizliğimden Ferhan Hanım. Yine o hayırsızımı hatırladın yoksa kızım? Unutmak istiyorum. Ama galiba bazı şeyler iradem dışında gelişiyor. Sıdıka Hanım'ı düşündükçe, olanları düşündükçe... Boş ver kızım. Sen geçen akşam okumuştun ya kitapta. Dünyaya düşkün olanlar için nasıldı? Söylesene. Evet Ferhan Ana. Kitap şurada. Hemen açıp okuyayım. İhtiyacım da var buna. Elbette oku kızım. Dinliyorum. Ah, işte burası. İşaret koymuşum. Oku. Allah için olan işte sevgi olur. Dünya için olan işte sevgi olmaz. Dünya işleri üzerinde fazla durmamak, ahiret işleri üzerinde ısrarla durmak lazımdır. Dünya malı için üzülmek kalbe zulmet, ahiret için üzülmekse nur verir. Dünya nefsin arzularına yardımcıdır, hem de ayrılık yeridir. Kavuşmak yeri ahirettir. Bir insanın kalbinde para sevgisi, dünya sevgisi varsa o adamda Allah sevgisi olamaz. Allah sevgisi olan kalpte ihlas olur. Bu kadar Ferhan Hanım. Gördün mü ya? Sen daha iyi bilirsin ya kızım. Senin doktor dünya hırsına, para mal hırsına kapılmış. Bu yüzden terk etmiş seni. Onu düşünmeye, onun için üzülmeye değmez. Öyle değil mi? Haklısın Ferhan Ana. Ama bunu bir de gönlümü anlatabilsem. Zuhal? Efendim anne? Karnındaki çocuğu doğuracak mısın? Bana kalsa hiç niyetim yok ama Murat doğurmamı istiyor. Ayol aklını başına topla. Ne o öyle gecekonduda oturanlar gibi evlenir evlenmez fırt diye çocuk doğurmak? Karnın daha fazla büyümeden aldır gitsin şunu. Nasıl aldırayım anne? Murat izin vermiyor diyorum. Ne demek izin vermiyor? Gidelim Avrupa'ya, orada aldırıver. Murat'a nasıl izah ederiz bunu? Yalan mı yok dünyada? Otel odasında ayağın kaydı, yere düştün, sancılanınca doktora gittin. O da bebeğin geleceğini mahsurlu gördü, hemen aldı. Tamam mı şekerim? Harikasın anne. Murat bu yalanı yutar. Önümüzdeki hafta alalım birer bilet, uçalım Avrupa'ya. Hem üstümüze başımıza yeni kıyafetler alırız, hem de çocuğu aldırırız. İleride istersen yine hamile kalırsın, ne olacak? Merhaba. Murat geldi anne. Nasılsınız? İyiyiz oğlum, sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz. Bir taraftan hastane, bir taraftan Münir Bey'in şirketi. Yoruluyorum tabii. Kolay değil tabii. Ama Münir seni öve öve bitiremiyor. Babam modada bize bir villa almış Muratcığım. Ya sahi mi? Evet, işine de yakın. Buna sevindim. Ne zaman taşınıyoruz? Artık Avrupa dönüşü herhalde. Avrupa dönüşü mü? Hayrola, Avrupa'ya mı gidiyorsun? Evet, Zuhal de geliyor benimle. Zuhal de mi? Öyle mi hanım? Bana söz etmemiştin bundan. Şimdi karar verdik sevgilim. Paris'te bir defile varmış da annem gidip izleyelim dedi. Sence bir sakıncası yoktur herhalde? Ne sakıncası olacak ayol? Öyle değil mi oğlum? Tabii gidebilirsiniz. Yalnız karnındaki bebeğe iyi bak ha. Ona bir şey olsun istemiyorum. Buyurun. Seni yeni demlemişim. Bağırma taze getirdim. Dur. Bağırma. Bırak şu sehpanın üstüne. Emrin olur ağam. Afiyet olsun ağam. Erkut. Gel bakalım neler yaptın. Koğuşlara dolaşıp esrar paralarını topladım ağam. Kaç para tuttu? 1 milyardan fazla tuttu. Ne yapacağız bu kadar parayı? Oğlum yarın ziyaret günü. Adamımız geldiğinde veririz bankaya yatırır. Yeni siparişler verelim daha ha. Millet uyuşturucu isteyip duruyor. Ulan Erkut, hapsana iyi oldu be. Dışarıda erkek olsak nereden kazanırdık lan bu parayı? Mahkum oyalanacak bir şey bulamayınca uyuşturucu alıyor. Çoğu da alışık geliyor, iyi oluyor. İyi. Böyle giderse köşeye döndük demektir. Dışarı çıkmadan yükümüzü iyice tutmamız lazım. Asıl iş dışarıda oğlum. Ya dışarıda bir gelse o günler. Hünerlerimi o zaman göreceksin ağam. 10 parmakta 10 hüner ha. Sen asıl hünerini Cahidehli olan düğünüme sakla oğlum. Ah Cahide. Ah benim Cahide. Benim çektiğim kadar sen de benden çek. Sür kızım merhebesin. Ovarak sür. Amanın romatizmalarım bugün iyice azdı. Hava yağışlı ya Ferhan ana ondandır. Biliyorum yavrum. İşte oralara bastırarak sür güzel kızım. Allah kimseye böyle dert vermesin. Amin. Tamam kızım yeter. Sen kapıyı aç. Tamam Ferhan ana. Buyurun. Merhaba. Kimi aramıştınız? Sanırım siz Cahide Hanım olacaksınız. Evet. Ben de Hüseyin'im. Ferhan Hanım'ın oğlu. Öyle mi? Affedersiniz. Buyurun. Buyurun girin efendim. Kusura bakmayın. Sizi ilk defa görüyorum. Daha önce bir kere telefonda konuşmuştuk. Evet. Merhaba anneciğim. Maşallah harikasın anne. Bütün bu değişmeler Cahide Hanım'ın işi öyle mi? Hüseyin oğlum sen mi geldin? Canım anneciğim ver elini öpeyim. Allah razı olsun oğlum. Hoş geldin. Çok özledim seni anneciğim. Ben de özledim hayırsız. Neredeyse 1 ay oldu. Bir kere olsun aramadım bile. Ah anneciğim ah. Bugünleri de görecek miydim ha? Ne kadar değişmişsin. Perdeler açılmış. İçeriler dışarılar pırıl pırıl. Harika bir ev olmuş burası anne. Bütün bunlara sebep Cahide kız. Estağfurullah efendim. Mahcup ediyorsunuz beni. Cahide Hanım'ın iyi bir insan olduğunu telefondaki sesinden anlamıştım. Doğru ya sen şimdi görüyorsun Cahide'yi değil mi? Evet anneciğim şimdi hemen görüyorum. Gitmiyorsun kalacaksın değil mi oğlum? Bu gece kalacağım ama yarın yine seyahate çıkacağım anneciğim. Madem kalacaksınız ben de bu gece Yakacık'taki tanıdıklarıma giderim. Yo. Lütfen. Benim içinse otelde kalabilirim. Annem böyle görmek her şeyden daha kıymetli. Yeter ki siz rahatsız olmayın. Olmaz öyle şey. Kendi eviniz dururken neden otelde kalacaksınız? Hem burada işe başladığımdan beri Şaban amcalara bir daha hiç gidemedim. Bu vesileyle onların da gönlünü alırım. Peki nasıl isterseniz. Müsaadenizle ben markete kadar gidip akşam yemeği için alışveriş yapayım. Hüseyin oğlum. Beni görüyorsun işte. Sanki dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Eski annenle yeni annen arasındaki farkı görebiliyor musun? Ne diyorsun anne? Rüyamda görsem inanmazdım. Bütün bunlara sebep Cahide işte. Bakıyorum da iç geçirdi. Böyle bir gelinim olsun isterdim doğrusu. Bildiğim kadarıyla Cahide Hanım bekar bir kız. Nasıl düşmüş buralara? Biraz uzun hikaye oğlum. Büyük, o zaman sen de anlat. İşte böyle oğlum. İyi ki bizim yanımızda iş bulmuş. Ortada kalırdı zavallı kızcağız. Bak ne diyeceğim oğlum. De anneciğim, buyur. Gel seni Cahide ile evlendireyim. Ne? Sahi mi diyorsun elbette anne? Elbette sahi. Bakıyorum da gözlerinin içi parıldadı. Tam istediğim gibi bir kız. Dünyada eşi benzeri bulunmaz bir. Bak yakından tanıyınca sen de çok seveceksin. Yok, gereği yok anne. Her şey gün gibi ortada. Bakalım Cahide Hanım benimle evlenmeyi kabul eder mi? Eder, niye etmesin? Sen de hem yakışıklı hem de iyi yürekli birisin. O da senden iyisini bulamaz ya. Ne diyorsun? Canım. Ağzını arayayım mı Cahide'nin? Sen bilirsin anne. Kabul ederse evlenir, hep bir arada otururuz. İyi. Hele köylülerine bir gidip gelsin de. Ah, aman Allah. Belediye gecekondu evlerini yıkıyor. Sabri amcaların evini akşam kaldığı için daha yıkmamışlar. Sabri amca. Sabri amca. Her şey bitti kızım. Mahvoldum. Neden yıkıyorlar Sabri amca? Madem yıkacaklardı baştan neden müsaade ettiler? Bilmiyorum kızım. Sanırım hiçbir zaman da bilemeyeceğim. O insanlara yazık, günah değil mi? Ah kızım ah. Yazıktan günahtan anlayan olsa sıkıntılar da olmazdı ya. Sen dersin ya, imtihan kızım. He? Eğer yarın gelmiş olsaydım evimizin yerinde tuğla yığınlarıyla kerpiç parçaları bulacaktım. Üzülme Sabri amca. Allah büyüktür. Bir kapıyı kapatırsa başka bir kapıyı açar. İnşallah. Ya artık buralarda kalamayız kızım. Köye geri döneceğiz. Yiyecek başka neremiz kaldı ki? Haklısın Sabri amca. Ama benim o kadarcık bir yerim de yok. Böyle konuşup da üzme bizi kızım. Gidiyorsak ölmeye gitmiyoruz. Köye dönüyoruz. Ne zaman istersen. Her zaman kapımız sana açıktır. Allah razı olsun Sabri amca. Sizin gibi iyi insanların varlığını düşündükçe inan yaşama umudum artıyor. Ama dünya imtihan yeri. Allah-u Teala hepimize sabır, dayanma gücü versin. Evet. Ve kaderine rıza gösterenlerden eylesin. Amin kızım. Gel. Makbule teyzene gidelim. Bak o da yıkıldı. Gidelim. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Var ya, Çoban Avli'nin sana selamı var. Ah sahi mi? Nerede gördünüz Çoban Avli'yi? Geçen hafta bizim yakacığın pazarında yumurta satarken gördüm galiba. Beni görünce öyle sevindik. Boynuma sarıldı, başladı ağlamaya. Ah garibim, köyden ayrılmış demek. Ayrılmış ya. Sana yardım ettiğini görmüşler meğer. O Kaya denen köpek mapusa girince adamları garibimi öldürmek istemişler. Vah zavallı. Benim yüzümden başına ne işler gelmiş. Senin adresini istedi benden. Ben de verdim. Kız, kötü etmedim değil mi? Yok, iyi etmişsin Sabri amca. Avni'den bana zarar gelmez. Aha işte bir gecelik ömrü kalmış kondumuza da geldik kız. Bu gece sizde kalır. Yarın çalıştığım yere dönerim inşallah. Ağlama kız. Güzel gözlerine yazık etme. Hepten yalnız kaldım Ferhan Hanım. Sıdık anamdan sonra tanıdığım, güvenebileceğim bir tek köylüm vardı. Onların da evini belediye yıktı. Köye gittiler. Bu şehirde hiç kimsem kalmadı artık. Ne demek kalmadı? Biz ne güne duruyoruz. Beni de bir anan kabul etmiştin yani. Çok iyisiniz. Allah razı olsun efendim. Gel hadi kız, namaz vakti geldi. Abdest tazeleyelim birlikte. Tazeleyelim Ferhan Hanım. Yardım edeyim de önce sen abdestini al. İbadetimi yaparken bile sana muhtacım kız. Çok hakkın geçiyor bana, çok. Lütfen Ferhan Hanım, yine başlama. İbadet edene hizmet etmek benim için bir şereftir. Halbuki siz üstelik maaş da ödüyorsunuz. O doktor Murat mıdır nedir? İkisini almamış. Bir şey mi söyledin Ferhan Hanım? Yok kızım yok. İçimden dua etmek geldi de. Tabii beyefendi. Siparişleriniz 10 gün sonra teslim edilecektir. İlave araçlar mı istiyorsunuz? Stoklarımızda var mı bilmiyorum. Faks çekerseniz bakarız. Tabii bekliyoruz. İyi günler. Of. Hem doktorluk hem şirket yönetmek kolay iş değil. Kayınpederimi sevmesem asla bu şirkette çalışmazdım. Girin. Affedersiniz Murat Bey. Rica ederim, buyurun. Bir şeyim var Semra Hanım. Efendim, hatırlatmamı istemiştiniz. Eşinizle kayınvalideniz bugün akşam uçağıyla Avrupa'dan dönüyorlar. Onları karşılamaya gidecektiniz. Doğru, unutmuşum. Bunca işin arasında bir de onları karşılayacağım. Saat kaçta geliyorlardı? Akşam 7 uçağıyla efendim. İyi, peki şoförü söyleyin arabayı hazırlasın, birazdan çıkacağım. Peki efendim. İmtihan adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.